selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir favori bebek kitapları videosu hazırladım. Bu hazırladığım ikinci kitap videosu. İlkinin de linkini buralarda bir yere koyacağım. İlkini çektiğimde Mert biraz daha küçüktü. Ve onda biraz da yeni doğan döneminden beri kullandığımız kitaplardan bahsetmiştim. O yüzden de bebeğiniz eğer biraz daha küçükse, Mert şu an 2 yaşında, öncelikle ilk videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İlk başlayacağım ve ilk anlatacağım kitap Marti Yayınları'nın Çiftlik Hayvanları Kimim Ben isimli kitabı. Aslında bu kitabın ben bir de bu versiyonunu aldım. Öncelikle bunu anlatayım size. Bu kitabın özelliği şu. İçinde çeşitli hayvanlar var bu bölümünde. Buradaki kısımda özellikle o hayvanla ilgili bazı ipuçları veriyor. Bu kısmından böyle dokunabiliyor. Hangi hayvan olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Gölgesini görüyor. Açtığında da hayvanın kendisi var. Bununla ilgili birazcık tabii ki sizin de hikaye kurgulamanız gerekiyor. Bebeğe sorular sormanız gerekiyor. Özellikle bu dokunmalı kitapları Mert hep çok sevdi. Ve gerçek fotoğraflar olması da bizim çok hoşumuza gidiyor hep. Daha önceki videomda da bundan bahsetmiştim. Hayvanların seslerini de aynı şekilde beraber taklit ediyoruz vesaire. Dolayısıyla güzel güzel oyalanacağı bir kitap. Marti Yayınları ile ilgili benim özellikle sevdiğim şeylerden bir tanesi de şu. Gerçekten kitapları çok ekonomik. Çünkü bebek kitaplarına bazen baktığınız zaman o kadar fahiş fiyatlar var ki hani herkese hitap edebilir bu kitaplar diye düşünüyorum. Bulabileceğiniz linkleri de aşağıya koymaya çalışacağım bütün bu kitaplarla ilgili. Bulamadığım olursa da kusura bakmayın. Çünkü çoğunu açıkçası online almadım bunları. Ama birçok kitap evinde bulabilirsiniz bunları. Yine az önce bahsettiğim gibi bu da çevremizdeki hayvanları anlatan bir kitap. Burada da işte kedi, köpek gibi farklı hayvanlar var. Bunları böyle koyalım. Bu da benim ilk sözlüğüm Net Çocuğa ait bir kitap. Bu kitabı ben çok seviyorum. Çünkü sadece bunu yanınıza alarak uzun süre bir bebeği oyalayabilirsiniz. Sanki 3-4 kitabın birleşiminden oluşuyor gibi. İçinde çok fazla, burada ilk sözlüğümün gerçekten hakkını vermiş, içinde çok fazla sözcük var. İşte bebek oyuncaklarından tutun, kol, el, ayak gibi bebeğin gösterebileceği, öğrenebileceği yerler, uzuvlar diyeyim. Bütün giysilerini öğrenebileceği bir kısım. Ev eşyaları, yiyecekler, banyo eşyaları, mutfak eşyaları, bahçe aletleri, tamir aletleri, hayvanlar, yiyecekler, gördüğünüz gibi bitmiyor, taşıtlar, şekiller gibi böyle renkler baya baya dolu bir kitap. Bunu da ben sanırım Mothercare'den almıştım. Ama mutlaka eğer hani böyle az kitabım, öz kitabım olsun diyorsanız, birkaç kitaba yatırım yapacaksanız mutlaka tavsiye edebileceğim kitaplar arasında bu da. Uzun uzun oynuyorum artık bununla. Şimdi yine size daha önce bahsettiğim ve biliyorsunuz benim çok favorilerimden olan İş Bankası Yayınları'nın hareketli kitapları var. Önceki videomda, ay favorileri videomda birçok kez size bu kitaplardan bahsettim. Bu kitapların özelliği şu, hatta bakın bayağı hırpalanmış durumda, girdim ben buraları. Bunun daha evvel galiba size inşaat, hareketli inşaatından bahsetmiştim. Bu da hareketli süpermarket. Bilmiyorum sizin bebeğiniz öyle ama Mert marketlere inanılmaz meraklı. Bu kitap da tam bir market hayatını anlatan bir kitap. Bu hareketli serinin en büyük özelliği tabii ki bebek böyle parmağını sokup bunları oynatabiliyor, hareket ettirebiliyor. O yüzden de çok ilgisini çekiyor. Şöyle çevireyim. Mesela buradaki kısımda şöyle çevirerek alışveriş sırasında reyondan geçer gibi görebiliyor, tartıdan geçer gibi görebiliyor. Yani o kadar çok bununla ilgili hikayeler uydurabiliyorsunuz ki, mesela şurada bir tane bir çocuk olması lazım, aynen. Şuradaki çocuk mesela ağlıyor. Mert bununla ağlama taklidi yapmayı öğrendi. Mert çocuk ne yapıyor deyince ağlama taklidi yapıyordu. Yani biraz da kitapları kullanmak aslında sizin yönlendirmenize kalıyor. Bununla ilgili sorular sormanız lazım bebeğinize. Burada ne var, şurada ne var, o nerede, bu nerede? Hatta mesela bir şey yapıyoruz. Burada mesela bir tane dede olması lazım. Yani biz kendimiz dede diyoruz ona. Sakallı birini bulduk. Neredeydi o? Ha şurada. Mesela işte sakallı olunca adını dede koyduk. Dede neredeydi? Hadi dedeyi göster. Anne nerede? Etekli anne nerede? Pantolonlu anne nerede? Gibi bir sürü soru soruyoruz. Ve Mert heyecanla bunları tabii ki öğrendikçe daha çok göstermek istiyor. Yapabildiğini göstermek istiyor bize. O yüzden de İş Bankası'nın bu hareketli serisiyle bir an önce tanışmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada bizim işte hareketli süpermarket gibi. Bu da hareketli ev kitabı. Burada da mesela şu perdeyi açmak Mert'i inanılmaz mutlu ediyor. Bunu böyle sürekli açıp kapatabilir. Burada şurada bir kısım vardı. Bak, o da çok. Sen süpürge. Süpürge biliyorsunuz bu yaştaki bütün bebeklerin favori ev eşyalarında.
bu süpürgeyi de böyle açıp vuu diye sesini falan taklit etmeye başladı Mert. Acayip eğleniyor bu kitaplarla. Kitap serisinden bahsetmişken size bir de şunu söyleyeyim. Yani mesela böyle hareketli kitaplar serisinin ben teker teker almaya başladım. Yani ay bu kitap çok güzelmiş, ben bunun 4-5 çeşidini alayım diye bir seferde almanızı hiç tavsiye etmiyorum hiçbir kitap serisini. Önce bir tanesini alın, bir bakın bebeğinizin bu konsept hoşuna gidecek mi? Ne bileyim 5-6 tane masal kitabı almayın mesela ya da 5-6 tane farklı konseptte kitap almayın. Çünkü önce bebeğinize bir tanıştırın o seriyle. Bakalım sevecek mi, hoşuna gidecek mi? Eğer beğenirse benim gibi böyle arka arkaya bir sürü serisini de almış olursunuz. Bunun da yanılmıyorsam 8-9 çeşidi var. Eksiği galiba kalmadı. Biz de hepsini aldık. Bunlar da İş Bankası'nın böyle küçük, ince hikaye kitapları. Hikaye kitaplarına Mert çok yeni ilgi duymaya başladı. Daha önceden aldığım hikaye kitapları da vardı benim ama hiç ilgilenmezdi. Bakmazdı, dinlemezdi. İnceleyebileceği yani böyle az önce bu gösterdiğim gibi parmakla hareket ettirebileceği ya da buradaki gibi dokunabileceği kitaplar sadece ilgisini çekiyordu. Ama yeni yeni böyle hikaye kitaplarına da ilgi duymaya başladı. Bunları da şöyle göstermem gerekirse size. Burada işte bu neymiş? Çiftlik öyküleri, sürpriz ziyaretçiler. Şimdi burada da bunu okuyabilirsiniz çocuğunuza. Bu arada Mert bunları okuma taklidi de yapıyor. Okuyabildiğini göstermeye çalışıyorum. Şu ara ona özeniyor. Siz de bunlarla ilgili hikayeler anlatabilirsiniz. Yani sadece buna bağlı kalmayıp bundan yola çıkarak bir masal uydurabilirsiniz. Mert'in o çok fazla hoşuna gidiyor açıkçası. Ve bunu özellikle söyleyeyim. Eğer ki böyle benim gibi birkaç tane varsa hazır elinizde, yani beğendiği için ben dediğim gibi az önce devamını aldım bu serinin. Ben bunları Mert'e gösteriyorum, sen seç ben okuyayım diyorum. Yani ona böyle bir şey sormak, ona opsiyonları gösteriyor olmak ve onun seçmesini sağlamak çok hoşuna gidiyor. Ve kendi seçtiği bir şeyi ben okuduğum zaman daha dikkatli dinliyor. Çünkü seçimi o yapmıştı. O yüzden de mutlaka ki tavsiye ederim size bebeğinize, yani iki tane bile olsa bu mu bu mu diye sorun. O zaman çok daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bu İş Bankası'nın bu kitapları da gerçekten uygun fiyatlı kitaplar. İş Bankası'nın genel olarak bence bütün yayınları başka kitap serilerine göre yine makul. Daha önce size bununla ilgili uyarmıştım. Bir kere daha uyarayım. İş Bankası kitaplarını mutlaka İş Bankası'nın kendi kitap evlerinden alın. Çünkü kitapçılarda daha fiyatlı oluyor. Ben bunu birazcık kitapçılardan alışveriş yaptıktan sonra öğrendim. İş Bankası'nın kendi yayın evlerine gittiğiniz zaman orada mutlaka bir kampanya oluyor. İşte 3 al 2 öde gibi ya da özel indirimler olabiliyor. O yüzden de daha fazla ödememek için de o kısımlarına gitmenizi tavsiye ederim, o mağazalara gitmenize. Bunlar da yine Yüz Kanatçıkta Öğren Şekiller ve Renkler kitabı Martı yayınlarının. Bunu göstermemdeki sebep aslında size şuydu. Daha önce ben ilk videomda size böyle kanatçıkla anlatan, şöyle göstereyim. Şu şekilde oluyor bakın, kanatçık dediğim bu. Eliyle çocuk kaldırıp altındaki nesneyi, resme bakabiliyor. Pretty yayınlarının kitabını göstermiştim ilk videomda. Pretty yayınlarının kitaplarını hala çok tavsiye ediyorum. Kesinlikle bulursanız alın. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten fiyatlı kitaplar. Yani bunlar Martı yayınlarının kitapları, buna göre biraz daha uygun fiyatlı. Biraz daha değil, bayağı daha uygun fiyatlı. Ama bunlar kanatçıklı olması evet güzel ama gerçek resimlerden oluşmuyor. Yani altında çıkanlar da yine illüstrasyonlar. Burada bakın şöyle şekilleri gösteriyor. Yani içinde gerçek resimli şeyler arıyorsanız o zaman bunu almamalısınız. Ama kesinlikle içinde çok fazla sayfa olduğu için ve açacak çok fazla kitapçık olduğu için bebekler çok iyi göstereceklerdi diye tahmin ediyorum. Hatta ben bu kitapta şeyi çok sevdim. Burada da bir özet geçmişler kitapla ilgili. İşte aferin bu renkleri öğrendin, hadi şimdi tekrar edelim gibi. Burada da aferin bu şekilleri öğrendin, tekrar edelim gibi. O yüzden de bu kitap çok hoşuma gitti. Fiyatı da hoşuma gitti. Ve de o yüzden de ikinci serisi de var bizde. Hayvanlar serisi bu da. Yani bilmiyorum sizin çocuğunuz ama Mert'in taşıtlar ve hayvanlar. Yani bu ikisine takmış durumda diyebilirim. En çok onları seviyor şu ara. Değil, hep onları çok seviyordu. Burada da işte hayvanlarla ilgili tek tek kaldırıp hayvanların ne olduğuna bakabiliyor. Hayvan seslerini taklit ediyoruz gibi bir sürü çeşitli hayvan var bunun içinde. Ve yine arkasında özet sayfası var. Özet sayfasını dediğim gibi çok beğendim.
burada da bu kadar kelimeyi aynı anda çocuğunuza bir kitapta gösterebilmiş oluyorsunuz. O yüzden bu kitaplar da kesinlikle çok dolu dolu kitaplar. Çünkü bazen bir kitap alıyorsunuz ve içinden 4-5 sayfa çıkabiliyor. Topu topu 4-5 hayvan oluyor. Öyle kitapları almanızı hiç tavsiye etmiyorum. Kitap alırken mutlaka içine bakın ne kadar çok sözcük var, ne kadar çok resim var, ne kadar çok şey anlatıyorsa bence onları tercih edin. Çünkü yani 10 sayfalık kitapta 100 kelime de öğrenebilir bir. Öğrenebilir ya da 100 resim de görebilir. 10 sayfalık kitapta 10 tane de resim görebilir. O yüzden ben biraz daha böyle kitapları tavsiye ediyorum size. Açıkçası şu aralar özellikle sevdiği kitaplar bunlardı Mert'in. Ama kitaplar gerçekten bizim hayatımızın çok önemli bir parçası. Hala ben çok acil durumlar haricinde Mert'e iPad, telefon, televizyon vesaire izlettirmiyorum. O yüzden de kitaplarla bol bol ilgileniyor hala. Bunu teşvik etmek biraz da aslında biz annelerin elinde. Siz de doğru seçimler yaparak, doğru kitaplar alarak bebeğinizin kitaplara biraz daha ilgi duymasını sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada ikinci önemli şey de sizin onu birazcık kitap okurken, kitaplara bakarken yönlendirmeniz, hikaye kurmasına yardımcı olmanız. O zaman daha çok ilgi gösteriyorlar. Şimdilik benim kitaplarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu arada söylemeyi unuttum. Mutlaka videonun altındaki yorumlar bölümünde sizin yorumlarınızı ve sizin favori kitap önerilerinizi bekliyorum. Hem kendim faydalanayım hem de diğer okuyan anneler faydalansınlar istiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.